Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve bugün Borderlands'la devam ediyoruz arkadaşlar. Ama şeyle devam etmeden önce seriyle daha çok devam etmeden önce arkadaşlar Captain Scarlet serisiyle devam etmeden şu silahı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu silahı nereden alabilirsiniz? Nobeard denen boss'tan alabilirsiniz arkadaşlar. Ve olay şu ki o boss böyle tekrar doğmuyor. O bu tek seferde alırsanız bu silah size düşüyor yani. Ama o kadar güzel bir silah değil inanın bana şey olarak. Böyle güzel bir hasarı var ama o kadar güzel değil arkadaşlar. Bazen daha fazla hasar yapıyor, bazen daha az hasar yapıyor gibi bir şey. Ve bu fazladan ateş etme olayı benim yeteneklerimden sayesinde yani şey sayesinde değil. Ama neyse. Bu silahlık bu kadar arkadaşlar. Yani kafanıza takmayın şey olarak size düşmezse o silah. Evet. Devam ediyoruz buradan. Kaldığımız yerden değil tam olarak ama neyse. Ne yapmalıydım ben ya? Ne yapmalıydım? Evet. Bu görevi yaptığımızda arkadaşlar yapabilir miyim? Yok, illa buraya mı? Of abi. Buradan şey yaptık. Ve eğer geçen bölüm baktıysanız arkadaşlar. Şöyle bir şey görebilirsiniz burada hani. Şey var. Şurada bir şey aktive ettik ve buna şey yaptığımızda kolu çektiğimizde buradan asansör gibi şey bize doğru gelecek arkadaşlar. O onlar yemiş benim şey ya, taret yemiş. Tamam. Neyse. Devam ediyoruz. Ve say ben birazcık silahlarımı değiştireyim. Ya. Birazcık hep aynı silahlarla şey yaptık sanki. Gerçi silah değiştireceğiz de böyle güzel bir şey yok ya bizim için. Ama neyse. Devam aynı silahlarla. Şimdi fark ettim ki karakterim çok hızlı şey yapıyor ya. Yani daha önce fark ettim de şimdi dile getiriyorum arkadaşlar. Böyle karakterim çok hızlı silah değiştiriyor. Normalde ben böyle oynamıyorum. Normalde benim oynadığım yetenek şeyi farklı ama değiştirmek istedim. Birazcık daha fazla bosslara odaklanmış bir şey. Yeteneklerle şey yapıyorum yani şimdi oynuyorum diyelim. Mesela burada birkaç şu örümcekleri yendiğimde normalde başka bir şeyle de şey yapmalıydık ya başka bir. Aynen bu yetenek devam ediyor şey hala ya. Ama o kadar önemli değil. Aslında önemli ya. Ne önemli değil. Hangi silah şey yapalım? Hangi kalkan? Bunun olsun ya. İşte benim de şu olayı yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Tareti süresi bitmeden şey yaparsanız o süreyi alıyor arkadaşlar ve sizin nasıl desem sizin normal sürenize şey yapıyor. Ve buraya şimdilik gitmeyeceğiz ama şimdilik şu tekneye gideceğiz arkadaşlar ve şöyle bir bakıyorum da. Yani oyunun belki de en şey gizemli olaylarından biri arkadaşlar böyle büyük iskeletler falan var görüyorsunuz şey olarak. Kimse o canavarların ya da işte o canavarların neye benzediklerini ya da nereden geldiklerini bilmiyor arkadaşlar yani.
Burada patladı gemi ya. Ve böyle bir şeyin olabileceğinden korkuyordum falan diyor. Ve tek yapmamız gereken şimdi arkadaşlar, bütün onun aşk mektuplarını falan toplamalıyız. Onun şey Captain Scarlet'in deyince ama yani böyle olaylar olunca arkadaşlar çok birazcık bozuyor beni ya. Bazen sanki oyunu gereksiz yere uzatıyorlar gibi bir şey. Ay sana haiku yazdım Scarlet diyor. Ve Hayko olayını duymuştunuz daha önce eğer Zero ile oynadıysanız arkadaşlar. Hop. İşte bu arkadaşlar şu Anchorman'lar çok şey ya. Çapa adamlar çok şeyler ya. Böyle sizi alıyorlar arkadaşlar, bir tarafa sürüklüyorlar işte. O kadar eğlenceli değil. Ama neyse. Şöyle alalım şunları. Ay. Ve canım birdenbire yükselmiş olabilir arkadaşlar. Sebebi şu yani bu silah sayesinde arkadaşlar. Hani Moxie silahları arkadaşlar süper yani. Daha önce söylediğimi biliyorum ama Moxie silahları çok iyi ya. Böyle lifesteal olayı falan çok güzel bir şey. Ve aslında şuraya gelirseniz eğer arkadaşlar şuraya biraz nasıl desem zor bir şey, zor bir olay ama size buraya gelirseniz Captain Blade'in hazinelerinden birini alıyorsunuz gene arkadaşlar. Böyle en azından hazine şeylerini, olaylarını başlatıyoruz. Ve hemen böyle gidiyoruz buraya. Tüh. Abi alamıyorum. Neyse herhalde buradan bir yerden alacağız şeyi. Po sembolü. Emin değilim ya. Sembolleri aramadım pek o kadar arkadaşlar. Böyle nasıl desem. Benim için o kadar önemli bir şey değil gibi bir şey. Ve burada şey yapamıyoruz. Öyleyse biz de başka bir taktik uygulayacağız arkadaşlar. Görüm şimdi neyi değiştirebilirim şey olarak diye. Bunu lazım değil bana. Bu da lazım değil. Tamam, bunları attınız ya. Size şimdi öğretmediğim bir şey ya da görmediğiniz bir şey herhalde. Böyle grenade jump olayını arkadaşlar göstereceğim. Böyle yere doğru attığınızda şey yapamadım ya. Size anlatırken böyle yere doğru attığınızda arkadaşlar el bombası aşağıya doğru indiğinde siz atlayacaksınız. Hadi bir tekrar deneyelim arkadaşlar. Şöyle aşağıya indiğinde bu sizi birazcık daha şey yapıyor. Daha fazla yukarı fırlatıyor.
Böyle bir tık daha yukarı zıplayabilirsiniz. O olay güzel ama şey, eğer daha da yukarı isterseniz o zaman birazcık roketleri falan da olaya katmalısınız ve birazcık daha zor oluyor roketlerle ya. Ama en yüksek ya da oyunu en fazla şekilde, en hızlı şekilde belki de yenmek ya da ne dedim. Speedruncılar bu taktiği çok kullanıyor arkadaşlar, böyle adamlar şöyle tük ya. İşte ve geçen bölüm sanırım şöyle bir şey de dedim arkadaşlar. Eğer ikinci taretiniz patlarsa siz gene yeni bir taret atabilirsiniz. Tamam. Her şeyimiz doldu ya. Bir tane o. Çok şunu ya. Ana görev. Ah, şöyle. Ve burada kırılıyor adam. Kırılıyor dil. Neydi? Kırılma dili bu ya. Neydi ya? Ah, kelimeyi unuttum. Horluyor ya. Ve işte Scarlet'i de şey yaptılar arkadaşlar. Buraya ilk... Bu arada ilk defa geliyorum buraya arkadaşlar, sahiden yani. Ama neyse, şansımıza arkadaşlar bir tane E-Tech düştü. Ve E-Tech banditler o kadar iyi değil ya. Normalde Vladoflar en iyi şey olarak roket atarlardan E-Tech Vladoflar. Çok hani şu roket atar sistemi yoksa bunlar belki de en iyisi ondan sonra yani. Ama şöyle bunu bir kullanalım mı arkadaşlar? Böyle yere doğru şey yapıyorlar. Hani enteresan bir olay ama o kadar kullanışlı değil yani. İtekleri güzel ya. Seviyorum ben ama maalesef o kadar iyi tasarlanmamışlar diyelim arkadaşlar. Bazı sıkıntıları var. Mesela E-Tech silahları o kadar kolay bulamazsınız arkadaşlar. Yani onlar belki de oyunun en zor şeylerinden biri. Silahları yani bulunma açısından. Çünkü nerede bulacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Neyse ama biz yanlış yerden gittim, evet. Buradan gitmeliydim ya. Ve burada Herbert açıklıyor neden şeye aşık olmuş Scarlett'e ve neydi o ya, çok dürüst biri olduğunu anladım falan. Silahı verdi şey adamına ama da kendisi onu bıçakladı mı ne, böyle bir şeyler. Hani adamı, silahı vermiş adama çünkü kendisini korumak için adam, ama şey Scarlett ona doğrudan bir tane bıçağı sokmuş bir yerine arkadaşlar ve adam gebermiş. Ama neyse, son parçayı bulmak üzereyiz arkadaşlar ve
Olay şu, enteresan değil mi arkadaşlar? Hani böyle bir şeyler patladı böyle yani. Ve bu tam buraya geldi. Tam bu sandalyeye şey yaptı yani. Ya madem buldun bütün şarkı şeylerini, teyplerini adamın, iyi tamam güzel teypleri ver ona, sonra da ellerini yıkamayı unutma falan diyor. Ve işte şurada arkadaşlar canının dolduğunu şey yapabilirsiniz. Geçen bölüm gene açıklamaya çalıştım ama Ultimate Wall böyle silahlar arkadaşlar, mesela adamı şokluyoruz birazcık, tamam. Ateş de yapıyoruz. Hatta yok şimdi yanmıyor ama bir ateş şeyini falan diyelim arkadaşlar, yanıyor adam. Ama adamların şeyi o kadar güçlü ki arkadaşlar, böyle can doldurması ya da can yenilemesi diyelim ona, ki böyle adamı ateşe yaksan ya da asitlesen hiçbir şeye yaramıyor ya. Yani sadece böyle fazladan hasar bile diyemezsiniz. Çünkü adam o kaybettiği canı gene dolduruyor ya. Ve Borderlands'ın belki de ilk, yani ilk demeyelim ama birkaç sorunundan bile biri arkadaşlar. Borderlands 2'nin. Hani denge olayı çok şey yani arkadaşlar. Oyunda denge diye bir şey yok. Borderlands Pre-Sequel'da bunu bayağı bir şey yapmışlardı arkadaşlar. Onarmışlar demeyeceğim. Yani o sorun hala vardı ama hani Borderlands 2'den çok daha iyi olduğunu hatırlıyorum. Tamam, öldürdük. Neyse ama. Tek yapmamız gereken şimdi bunları adama vermek. Ve adam diyor o teypleri falan Scarlett'e verdiğinde Scarlett beni gene mürettebatını almalı. Ve pusulanın son kısmı da bu kutunun içinde diyor arkadaşlar. Bunu hani diyor adam sadece paslanmış olmalı. Ateş et. Ateş ettik biz de. Ve senin ateşin efsanevi pusulanın son parçasını yok etti falan diyor. Yani iyi değil. Hoppa. Ve burada tabii ki de en fazla para edeni şey yapacağız. Ve o kadar önemli değil. Yedek parçalar falan yapabilirim diyor adam. Ve bu görevi arkadaşlar, bu görevi kesinlikle yapın yani. Hiç böyle ertelemeyin çünkü güzel bir silah düşecek size. Hangisi olduğunu sorarsanız arkadaşlar, şu silah düşecek size yani. Ertelemeyin arkadaşlar. Kesinlikle yapın. Hele gene arı kalkanı falan varsa sizde arkadaşlar, uf, 10 numara 5 yıldız. Tamam. Ama şöyle biraz cephanemizi dolduralım. Neyse. Devam ediyoruz. Ve bu arada
Captain Blade'in şeyini yapmadım ben, değil mi? Aman neyse. Bu kadar önemli değil o görevler. İnanın bana arkadaşlar. Yani olay şu ki o görevlerden alacağınız silahlar o kadar iyi değiller. Hep bir sorunları var, hep bir şeyleri var, bir lanetleri var. Ve hani o kadar iyi değil ya, o silahlar o kadar iyi değil. Hani onlar yerine daha iyi silahlar da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama neyse biz gidiyoruz şimdi şuraya. Yapmamız gereken arkadaşlar şuraya yukarı tırmanmak ve bunu yapmak için de şuradan şey yapmalıyız sadece. Şuradan, şuradan, şuradan. Tamam. Şöyle alalım şunları. Neyse ya boş verin, boş verin. Zaten bana şey yapmayacaklar, seviye vermeyecekler adamlar. Ve ikisi de gelmiyor maalesef. Şöyle şu asansöre bindiğimizde arkadaşlar yukarı doğru bekliyoruz yani. Yukarıda da birkaç tane robot olacak sanırım ya. Yanlış hatırlamazsam. Olacak mı yoksa şeyde mi? Daha ileride mi olacak? Olmayacak mı? Tamam, olmasın daha iyi bizim için. Aa varmış. Tamam. Tamam. Ve buraya geldiniz mi arkadaşlar? Buraya geldiğinizde yani düşünüyorum devam etsek mi etmesek mi? Çünkü gideceğimiz yer birazcık uzun zaman alacak yani şey olarak. Ve ben de burada diyorum arkadaşlar bence şey yapalım. Ve işte diyor 4 tane polikriten lazım bana anahtarı yapmak için ve eğer anahtarı yaptığımda Scarlett'e verirsen onu Scarlett'le ben evleneceğim 100 tane bebeğimiz olacak ve ben asla ölmeyeceğim her şey mükemmel olacak diyor. Evet. Her neyse. Ama şimdilik yani düşünüyorum ya videoyu bitireceğim galiba ama evet, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu bölüm kısa oldu ama neyse ya. Dediğim gibi bu diğer bölüm artık bu silahın başka bir versiyonunu alacağım. Benim için iyi ya. Başka bir element falan olsa süper olur. Mesela asit falan. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve Herbert'tan uzak durun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.